bugün 65 ülke dolaştı ama Rize'nin yeşiline, doğasına hayran kaldı. Geri dönmek istemeyen Sisi, yetenekleri ve uyumuyla herkesin sevgisini kazandı. İşte Çinli Laz'ın sıradışı hikayesi. Rize'liye, Rize'liyim ben, Pazarlıyım. Mıhlama, mıhlama bir baksana ya, cennet ya. Bu ne güzel bir şey ya. Ya ilacı insanlar, insanlar çok seviyor. Öyle bir güzel ki. Dünyanın öbür ucundan, çok uzak diyarlardan Rize'ye geldi, geri dönmedi. İnsanlar sıcak, acayip sıcak. Öyle bir güzel ki. Çok güzel yani. Bizden bir farkı yok yani. Zaten Çin'e göndermeyeceğiz daha bunu. Sisi tam 65 ülke gezdi, yetmedi, Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de de Van hariç bütün illeri gezdi. Çok güzel ya, valla cennet ya. İnsanlar sıcak, böyle bir yaşıyor dünyada yok ki. Gezdiği hiçbir ülke, hiçbir şehir onu Rize kadar etkilemedi. Kendini buraya ait hisseden Sisi, Rize Pazarlı olmaya karar verdi. Sonra aşık oldum ya. Sonra karar verdim, burada yaşayacağım. Sisi Zhang aşık olduğu şehirde hızla Türkçeyi, yerel lezzetleri, horonu öğrendi. Sanki doğuştan Karadenizliydi. Bizden biri gibi, sanki bizden biri gibi yani, içimizden biri gibi. Ama onu en çok etkileyen doğa harikası yaylalardı. Yaylacı insanlar süper ya. Teyze, amca, ablalar bana yemek veriyor, çay veriyor, peynir veriyor. Öyle bir güzel ki. Sisi yayla hayatını o kadar çok seviyor ki burada üretimin her aşamasına dahil oluyor. Keçilerden süt sağmak da buna dahil. Peynir yapacağız, yağ da yapacağız, organik yağ. Ondan sonra yoğurt da yapacağız, süsme yoğurt da var. Dondurma da var. Gerçekten. Dondurma. Ve çok güzel, of. Öyle bir güzel ki. Çinli gezgin peynir, yağ yaptı, sonra da hızını alamayıp odun kırmaya başladı. Sisi bütün odunları tak tak kırdı, bir de ben deneyeceğim. Yapabilir miyim sence? Yapabilirsin tatlım. Kolay gelsin. Kolay gelsin de. Çok tatlısın ya. Sisi Zhang'ın en büyük hayali bir doğa okulu açmaktı. Doğa yürüyüş turu yapmak istiyorum. Doğada yürüyüş yaparsın ya, öyle bir yazın okulu açmayı düşünüyorum şu an. 2024 yapacağım.